En çok dikkatimi çeken şeylerden biri, hiçbir kanıtım yok ama yemin edebilirim. Yani bence dünyanın en çok paylaşan ülkesi biziz, net. Facebook, Instagram, Twitter. Neydi en son çıkanı artık unuttuk. Ya en son çıkanı unuttuk Plus, ya. Blue Sky var, Threads var. Yok yok Allah en son Threads ya. En son çıkanı unuttum yani. Bence bu da kayıtlara geçsin. Hiç bozmayalım yani. En son çıkanı artık unuttuk. Unuttuk ya. abi unuttuk. Ben, ben de takip yani, ederim. Ben hiç girmiyorum de. Yani. Orada bir şey duruyor öyle. <laughs> Ama inanılmazız bu konuda. <laughs> Tutturamıyoruz da yani yarısı Mevlana'nın değil ama. Usta demiş ki Mevlana falan. <laughs> Mevlana'nın bir sözü var biliyorsun. İnternette duyduğunuz her şeye inanmayın 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 diyor evet. Ben size bu pası atacağım. Siz çok da güzel anlatıyorsunuz bunu. Bence bu bir söz yetimi. Toplumsal hafizi dediğimiz şey. Sözün yok sen söyleyemiyorsun. Ya da kimlikle ilgili bir problem bu. Yani hani ben söylediğimde dikkate almazlar diye. İşte bütün deprem boyunca sadece İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün sözleri paylaşıldı ya. Hani büyük bir ezber şeklinde. Genelde de ama tüm konularda bu. Yani sizin de benim de sözlerimizin paylaşıldığını görüyorum. Ama ya bu aynı zamanda bir söz yetim. Yani kendi sözünüzün değeri çok çok önemli. Yani siz, siz oldu. Sizi siz yapan sözler onlar. Bu bence bertaraf edilmesi gereken bir şey. Nasıl çıkarız burada? İnsanın kendi ifadesinde, kendi hayat yönetim yetkinliğinde hissettiği boşlukları en iyi dolduran şey... Niye bir kere dinlediğinde okuduğunda seni duygusal olarak etkiliyor ama sana söylenmiş gibi gelmiyor da sen onu şuna söylesen ona çok iyi etki yapacakmışsın gibi gözüküyor. Yani kendine dair bir alet olarak değil de başkasına ait bir sopa olarak kullanmayı ilk başta düşündüren bir şey. Eşin, çocuğun, anan baban, patronun işte devletinin bürokratı sana bir şey yapmış oluyor. Bir mağduriyet yaşamış oluyorsun. Tam da mağduriyete göre bir bulduğun zaman yapıştırayım bunu diyorsun. Ve bu hakikaten garip bir sopaya dönmüş vaziyette. Hele hele ki biraz da literatüre meraklıysan, oradan çok özlü söz çıkarabiliyorsan, bu özlü sözleri arka arkaya dizerek yaptığın bütün konuşmalar çok da ciddi makes buluyor. insanlar bunu beğeniyorlar. Senden özlü söz alıntılayıp başkalarını özlü sözle dövmek için seni bahane yapıyorlar. Yani bu cazibeye katlanmak o kadar zor ki. Halbuki duyanla ilgilidir, alanla ilgilidir. Önce ona dair bir şey söyler. Seni zıplatıyorsa duygusal olarak senle ilgili bir şeyden bahsediyordur. Öbürüyle ilgili bir şeyden değil. Ama biz o duyguyu sanıyoruz ki ben çok işe yarar bir sopa buldum bununla hayvan avlayabilirim. Avcı toplayıcı zihni bu. Avcı toplayıcı iç görüsü olmayan zihinle yaşadığı için binlerce yıldır dünyada iz bırakamadı. İç görüye sahip insan 50 bin yıl önce yavaş yavaş arz etmeye başlayınca artık projektörü kendisine çevirip kendini geliştirme, kendinin daha iyi bir versiyonunu yapmayı birinci proje olarak koymaya başardı. Önceki atalarından farklı olarak. Biz bugün bu veri karmaşası ortamında bence... Da faydasıyla bayağı bir avcı toplayıcı zihnine geri döndük. Fırsatı buldum alıp öbürüne yapıştır al bunu at. Ben ne <laughs> paylaşanlar biliyorum. Zerre mikyaz o sözün anlamı o kişide tezahür etmemiştir ama altına kendi ismini yazacak kadar kendini içselleştirip o <laughs> herkesle paylaşır maalesef. Çok güzeldi. Bir de bir son versiyonunu söyleyeyim. Bu bana daha da ağır geliyor. Sözün <laughs> altına Sokrates, Platon, Mevlana yazdığında oluyor da bir de kendi sözlerini <laughs> gibi paylaşanlar var. Bak başta dedim ki kendi sözlerinizi söyleyin. Söyleyin. Yani sizin cümlelerinizi duyalım. Ama onun altına böyle Uğur Batı yazında bir garip duruyor yani. <laughs> bunun için 2000 yıl beklemek lazım gibi <laughs> o sözün özü. Bir sözünün, şey hatırlatayım. Sokrat'ta, Mevlana'da, Platon'da, ne bileyim Mimar Sinan'da tweet atmadı. Onlar o sözleri kendileri için söylediler. Ve demek istiyorum ki herkesin <laughs> kendine.